Şimdi tabii ulaşım kongresi, ulaşım perspektifinden ve ulaşımın ekonomisi perspektifinden konular konuşuldu. Ve otopark sorununu nasıl yönetirsek, biz bunun toplum üzerindeki etkilerini daha az indiririz perspektifinden değerlendirildi. Ben konunun ulaşımla olan ilgisini koparmadan meselenin kök sebebine biraz eğilmek istiyorum. Aslında Sinan Hocam'ın da bahsettiği gibi benim uzmanlık alanım, ilgi alanım otomatik otoparklar. 20 yıldan uzun bir süredir otomatik otoparklarla ilgili dünyanın neredeyse her tarafında çok çeşitli projelere dahil oldum. Abdullah Bey de benim huyumu bildiği için ben yine otomatik otoparklar konusunda konuşmayacağım. Ne zaman bir konuşma fırsatı bulsam ben genelde konunun kök sebebiyle ilgili konuşmayı tercih ediyorum. Otomatik otoparklarla ilgili de konuşabilirim ama Abdullah Bey de bunu bildiği için mevzuat konusunda müştak konuşur dedi. Ben açıkçası bizim şehirlerimizin otoparkla olan imtihanını insanımızın diş fırçasıyla olan imtihanına benzetiyorum. Yani basit bir metafor olacak ama eğer dişlerinizi fırçalamazsanız dişleriniz çürür. Ardından yediklerinizi çiğneyememeye başlarsınız. Gülümserken elinizle ağzınızı kapatmaya başlarsınız. Dişleriniz çürüdükten sonra sizi uykusuz geceler, ağrılı geceler bekler. Dişlerinizi çektirirsiniz, dolgu yaptırırsınız, implant yaptırırsınız. Bu böyle uzayıp gider. Oysa aslında yapılması gereken şey çok basittir. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalamak. Bu elimdeki yönetmelik işte bu diş fırçası. Bugüne kadar kullanmadık bunu. Nasıl kullanacağımızı bilmedik. Hem kendisi de düzgün değildi ama biz de bunu bugüne kadar özenli kullanmadık. Şu anda bunun kullanmadığımızdan dolayı oluşan sonuçların etkilerini tartışıyoruz. Yıllardır tartışmaya devam ettik. Ama şurası kesin. Ne etki, yani çözüm olarak neyi önerirsek, ne uygulamaya başlarsak başlayalım. Bunu kullanmaya devam etmedikçe, başlamadıkça bizim bu sorundan kurtulmamız mümkün değil. Otopark sorunun nedeni, otoparksız yapılmasına izin verilen yapılardır. Bu yönetmelikte de söylendiği gibi yapılarımız parseli içerisinde otopark ihtiyacını karşılamak zorundadır. Eğer bu yapılmış olsaydı, bugün konuştuğumuz konuların birçoğunu konuşmazdık. Çok daha lokal, çok daha ileri düzey konular konuşuyor olacaktık. O nedenle ben bugün bana verilen bu fırsatı da bu yönde değerlendirmek istiyorum. Söylediğim gibi dünyanın birçok yerinde otopark projelerine dahil oldum. Bu konuda en önemli tespitimi en baştan söyleyeyim. Ne Avrupa'da, ne Asya'da, ne Amerika'da, dünyanın hiçbir yerinde otopark konusuna Türkiye kadar gayri ciddi yaklaşan başka bir ülke yok. İspanya'da Franco zamanından kalma binaların altına oyup otopark yapıyoruz. Çünkü belediyeler otoparkı olmayan binaların restore dahi edilse kullanılmasına izin vermiyor. İran'da neredeyse bütün binaların zemin katları otopark. Hiçbir belediye müteahhit dükkan çıkaramıyor diye bir endişe taşımıyor. İsrail'de 21 araç koyması gereken yere 20 araç koyabilen ve bu yüzden ruhsat alamayan mimarla konuştuğumda, bir araç için belediye izin vermiyor mu diye sorduğumda bana şu ifadeyi kullandı. Dedi ki bizim burada otoparka tuvalet muamelesi yapıyorlar. Yani bir dairede tuvalet yok diye yani komşunun tuvaletini kullansın diyemiyorsan otopark yoksa otoparkı da olmak zorunda şekline yaklaşıyorlar. Bunlara benzer onlarca örnek anlatabilirim. Ancak şunu söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde mimarlar otoparksız bina yapmayı düşünemiyorlar bile. Oysa bizim ülkemizde otopark yapmak istiyorsan yapıyorsun, istemiyorsan yapmıyorsun. Çünkü bu yönetmelik istemezsen otopark yapmayabilirsin diye çıkarılmış bir yönetmelik. Benim tespitim otopark sorununun doğduğu yer ilçe belediyeleri. Çünkü kendi belediyesindeki kendi seçmeni olan arsa sahibine ve müteahhide yönetmeliğin imkan verdiği her türlü kolaylığı göstermek zorunda kalıyor ilçe belediyeleri. Üstelik bunun ilçe belediyelerine doğrudan bir bedeli de yok. Bu durum bu yönüyle ele alınmadıkça sorunun çözümünde bir yere varılacağını da düşünmüyorum.
Biz birçok ilçe belediyesinde çeşitli projeler sebebiyle dahil oluyoruz. İşte otopark bedellerinin artması durumunda işte kat karşılığı anlaşması yapmış müteahhitle mal sahibinin işte davalık olacağını, problem yaşayacağını düşünüyorlar. Oysa ilçe belediyelerinin veya belediyelerimizin nasıl düşünmesi gereken konu şehirlerin yaşadığı bu otopark problemi olması lazım. Mal sahibiyle müteahhit arasındaki uyumsuzluk değil. Bizim ülkemiz daha yolun başında. Avrupa'da 1000 kişiye yaklaşık 600 civarında otomobil düşüyor. Biz henüz 600-200 civarındayız. Abdullah Hocam da belirtti. Şu anda günlük 350 civarında bir araç girişi var. Elektrikli araçların da şeye girmesiyle kullanıma girmesiyle birlikte çok ciddi bir şekilde otopark ihtiyacının artacağını öngörebiliyoruz. Ben geçenlerde İspanya'da Malaga'da bir otopark kongresi vardı. Avrupa Otopark Kongresi. Avrupa Otopark Kongresi'ne Türkiye'den katılan tek insan bendim. Yani ülkemizin bu konuya ne kadar ne şekilde yaklaştığının da bir göstergesi bu. Orada bir Hollanda Delft Üniversitesi'nden bir üniversite hocası bir sunum yaptı. Bu sunumda bizi bekleyen korkunç sonu anlattı bize. Elektrikli araçlar yaygınlaşıyor. Bu araçların tüketim ve bakım maliyeti benzinli ve dizel araçlara göre neredeyse yok gibi. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla önümüzdeki yılda da seyahat süresinin önümüzdeki 20 yılda seyahat süresinin iki katına çıkacağı öngörülüyor. Doğal olarak bizim ülkemiz bundan çok ciddi bir şekilde etkilenecek. Bu nedenle konuyu çok ciddiyetle ele almamız gerekiyor. Yeni otopark yönetmeliğinin daha yayınlanmadan birkaç revizyona uğraması, üç kez ertelenmesi bile bu konuda ne kadar gayri ciddi olduğumuzu gösteriyor. Benim daha önceki kongrelerde de dile getirdiğim ama tekrar etmekte fayda gördüğüm bazı konular var. Onları da birer cümleyle burada bahsetmek istiyorum. Yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelik bile dünya standartlarının ve ihtiyacımızın çok gerisindedir. Birçok maddi hata barındırmaktadır. Örneğin otopark bedelinin hesabı çok yanlış hesaplanmaktadır. O hesaplanan bedeli otopark yapmak mümkün değildir. Mutlaka ertelemeden yürürlüğe girmeli ancak bir an önce de içerdiği hatalar giderilmelidir. İstanbul'un, Abdullah Bey de değindi, İstanbul'un bu önemli sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir müdürlük dahi yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ozan Bey gibi bu konularda çok çaba emek vermiş, bu konuya çok vakıf arkadaşlar vardır. Bu konu sahipsiz kalmamalıdır. Mutlaka İstanbul'un otopark sorunu yönetilmemektedir. İspark otopark konusunu yöneten bir birim değildir. İspark işletme şirketidir. İkisini birbirinden ayırmak lazım. İspark'ın nasıl işleteceğini bile yukarıda bir birim planlamalıdır. Bu maalesef şehrimizde eksik. İlginç bir konudan bahsedeceğim. Bazı ülkelerde inşaat projelerinde mimar, inşaat makine mühendisi ve elektrik mühendisi disiplinin yanı sıra projelere ulaşım mühendislerinin, trafik mühendislerinin de imza attığına şahit oluyoruz. Bu konu, yani bu mühendislik disiplini projelerin ulaşım açısından, otopark planlaması veya geometrisi açısından doğru planlanmasını ve uygulamasını sağlıyor. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok yapı otoparkı olsa bile erişilemez veya birçok AVM var biliyorsunuz hafta sonları birçok yolu kullanılamaz hale getiriyor. Bu anlamda belki kapasiteyi sağlamış oluyorlar ama erişim açısından değerlendirilmemiş otoparklar var. Bir önemli konu, bir iki dakika daha verir misin Sinancığım? Buyurun. Bir önemli konu daha var. Şikayet olmadıkça belediyeler yapıları denetlemiyor. Otoparkların otopark olarak kullanılıp kullanılmadığını hiçbir zaman bir şikayet olmadıkça bilemiyoruz. Fonksiyon değişikliklerini tarif eden mevzuatımızda hiçbir şey yok. Yani söz gelimi işte 150 metrekare bir daire bir araçlık park yeri var, yapmış. Ama siz daha sonra o daireyi ofis yapmışsınız. Oysa ofiste 50 metrekare bir araba vermeniz gerekiyor. Yani
O yapının ihtiyacı bir araçtan üç araca çıkmış. Belediye oradaki durumu denetleyip buradaki araç ihtiyacının karşılanmadığı durumlarda buraya otopark ruhsat vermemesi gerekiyor veya bu otoparkı talep etmesi gerekiyor. En azından o binanın otoparkını denetlemesi için bunu bir fırsat olarak kullanabilir. Bütün dünyada bu böyle. İlçe belediyeleri yaptırmadıkları her bir park yeri için somut bir bedel ödemeli. İlçe belediyeleri yaptırmadıkları otoparklardan eğer bir karşılığında bir bedel, bir sorgulama geçirmezlerse, bunu bedel ödemezlerse... Bunu biraz açar mısınız? Bir daha açık olarak ifade edelim. Hocam şöyle, üretilen yapılarda otopark ruhsatlarını ilçe belediyeleri veriyor ve otopark yapıp yapmamasına yönetmeliğe bakarak oradaki imar müdürlükleri başkan yardımcıları veya başkan düzeyinde kararlar veriliyor. Dolayısıyla birçoğu aslında otopark yapılabilecekken yapılmayan otoparklar, otopark olmayan binalar ortaya çıkıyor. Ve bundan da hiçbir şekilde sorumlu tutulmuyorlar. Dolayısıyla ilçe belediyeleri yaptırmadıkları her bir park yeri için bir bedel ödeyeceğini bilse, bence bu konuda birazcık daha titiz davranırlar. Yönetmeliklerin daha ciddiyetle ele alınmasını düşünebilirler. Şu anda tamamen laüsel, işte yönetmelik, imar müdürü, oradaki imardaki görevli mimar otopark yapılıp yapılmamasına karar veriyor. Sonuç ortada, hiçbir binamızın otoparkı yok. Bir anlamda bir self disiplin için böyle bir şey önerilebilir diye düşünüyorum. Bir öneri olarak getirdim bunu. Otopark tapusu konusu önemli. Biraz önce Eren Hocam da bahsetti. Dünyanın her tarafında otoparklar alınıp satılan ticari bir ürün. Otoparkları eğer ortak alan olarak tanımlarsanız, yapı sahipleri bundan bir fayda elde edemiyorlar. Bu yüzden de yapmaktan kaçınıyorlar. Eğer otoparkları da binanın yanı sıra satılabilen bir meta olarak tanımlayabilirseniz, o zaman bir dairenin yanında iki otopark yerini satın alırsınız. Bir aracınız varsa birini komşunuza satarsınız veya karşı komşunuza satarsınız. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu da ürünün otopark konusunun, otopark üretilmesinin önünde bir teşvik unsuru olabilir. Umumi otoparkların yapılması konusunda da belediyenin kendi kaynaklarıyla otopark yapmasını ben abesle iştigal olarak görüyorum. Dünyanın hiçbir tarafında bu tür yapılar belediyenin kendi öz kaynaklarıyla yapılmıyor. Genelde kamu özel yatırımları, ortaklığı yatırımlarıyla yapılıyor. Çünkü otopark gelir üreten bir yapı. Bu anlamda yapı işlet devlet projeleri veya kamu özel sektör ortaklığı girişimleri çok önemlidir. Burada tabii girişimcinin, yatırımcının korunması çok önemli. Yarın trafiğe kapatılma riski olan bir sokakta hiç kimse otopark yatırımı yapmak istemez. Bunları sağlamak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Viyana konusu enteresan bir örnektir. Viyana çok mamur bir şehir. Yani yanlış biliyor olabilirim ama bilerek konuştuğum bir rakam. Kişi başına 300 metrekare otopark alanı, 45 metrekare konut alanı düşen bir şehir Viyana. Yani altyapıyı bu hale getirmiş bir yerde artık yeni bir yapıların otoparksız yapılmasını konuşabilir. Yani bizim gündemimizde olması gereken bir şey değil bu. İspark konusunda, yani ben daha çok yönetmelik falan konusunu konuştum ama biraz İspark konusunda birkaç bir şey söylemem lazım. İspark ayrıcalıklı bir kurum. Kamu gücü kullanan bir kurum. Otopark işletmeciliğinde Avrupa'da, dünyada çok fazla, Avrupa'da en azından örneği yok. Buralarda daha çok özel sektör bu tür işleri yapıyor. Tabii bu kadar büyük kamu gücü kullanan bir kurum olduğu zaman karşısında özel sektör yatırımcıların oluşması birazcık zorlanıyor. Bunu mutlaka düşünmek ve öncelemek lazım. İspark, İstanbul'daki otopark eksiğini yatırım yapa yapa tamamlayabilecek bir kurum değildir. Böyle bir şey hayaldir. Dolayısıyla bizim özel oyuncuları, özel yatırımcıları oyuna sokmamız lazım. Bunun için de İspark'ın kamu gücünün bir risk olmadığını, bundan faydalanmak gerektiğini açık bir dille anlatmak lazım.
Yani siz bir otopark yatırımı yapacaksınız. İşte park yeri başına 100 bin lira deniz, milyonlarca liralık otopark yatırımı yapacaksınız. Sizin karşınızdaki sokağa, 0 lira maliyetli sokağa İspark işletecek. Böyle bir riski bulundurarak, gündemde tutarak otopark yatırımları yapılmasını sağlayamayız. Otopark yatırımlarının özel sektör yatırımcıları tarafından yapılmaya mutlaka başlanması lazım. Bizim Türkiye dışında kamu veya belediye müşterimiz yok. Sadece Türkiye'de kamu otopark yatırımı yapıyor. Bu da enteresan bir şey. Yani şeyin sistemin düzeni ne kadar bozuk olduğunun göstergesi. Bizim yurt dışındaki bütün müşterilerimiz ama tamamı umumi otopark dahi olsa özel yatırımcılar. Dolayısıyla otopark sektörü, Türkiye'deki otopark sektörü özel yatırımcıların ilgisini çekebilecek niteliktedir. Ekonomik düzeyi oradadır, o düzeydedir. Doğru planlanırsa Türkiye'de de düzgün otoparklar, düzgün yatırımcıların düzgün otoparklar yapmasının önü açılabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.